Selam, ben Sena. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yulaflı bir tarif yapacağız. Şöyle ki, eğer böyle yulaflı tariflere biraz aşinaysanız, yapıyorsanız genellikle bilirsiniz ki böyle tatlı tariflerin içerisinde kullanılır. Üzerine meyve süslemeleriyle, balla, pekmezle bu tarz tarifler yapılır. Tiramisu gibi, puding gibi bu tarz tatlılar yapılabilir. Ya da omlet, poğaça gibi tuzlu şeyler içinde olur. Ama bugün makarna tadında bir yulaf lapası yapacağız. Nasıl olacağı hakkında çok fikrim yok. Böyle salça falan kullanıp bir yulaf lapası yapacağız. O yüzden lezzetli mi olur, lezzetsiz mi olur, yemeğe değer bir şey olur mu, daha sonra yapıp yiyeceğim bir şey olur mu bilmiyorum. Birlikte yapıp deneyeceğiz. Ondan sonra ben sizinle yorumlarımı paylaşırım. Tabii ki herkesin zevki farklı. Ben beğenmem, belki siz beğenebilirsiniz. O yüzden mutlaka sizin de denemenizi öneririm. O zaman şimdi önce tarifi vermeye başlayayım. Birlikte hazırlayalım. Ondan sonra tadına bakalım. Yorumlarımızı yapalım. Bu arada videoya geçmeden önce beni Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. Instagram ismim Sena Levendoğlu. Sondaki bu iki tane. Şimdi tarife başlıyoruz. Malzemelerimiz çok az. Salça kullanacağız, yulaf kullanacağız, su kullanacağız pişirmek için. Onun dışında da üzerine böyle hafif kaşar peyniri serpiştireceğiz. Onun yanına başka bir şey serpiştirebilirsiniz ya da hiç kaşar peyniri kullanmayabilirsiniz. Bu arada mutfakta ilk kez video çekiyorum. Buranın ışığından çok hoşlanmadım. İki tane ışık var arkamda, küçükler ama arkadan ışık geldiği için sanırım böyle güzel bir görüntü olmadı. Çok hoşlanmadım burada çekmekten. Ama ocak kullanacağım için mecbur burada çektim. Böyle biraz karanlık olsa, böyle yaklaştığım zaman daha iyi oluyor. Çünkü ışıklara yaklaştığım için, küçük ışıklar olduğu için çok kuvvetli değil. Karanlıktan dolayı kötü görüntü için kusura bakmayın. Şimdi hemen başlıyorum. Bir tatlı kaşığı salça koyacağım. Şu şekilde. Bir tatlı kaşığı salça koydum. Sonra bir su bardağı su ekliyorum. Hemen arkasından da 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi koyacağım. Ben ince öğütülmüş alıyorum. Onu daha çok seviyorum. Şu şekilde ince öğütülmüş. Şöyle göstereyim. O daha çok hoşuma gidiyor. Daha sonra bu 3 malzemeyi koyduktan sonra yapmamız gereken tek şey, güzel bir şekilde karıştıracağız. Ondan sonra bu suyunu çekip böyle güzel bir kıvam alana kadar, yoğunlaşana kadar, koyulaşana kadar bu şekilde karıştırarak pişiriyoruz. Kamerayı hafif çevirdim. Arkadan ışık gelmeyince bu köşe çok daha iyi oldu. Keşke en başından bunu fark edebilseydim. Olsun. Ocak dışında olanları burada çekerim. Küçük bir şey söylemek istiyorum. Pizza tabanını aldım. Bu makarna videosunu bitirdikten sonra hemen arkasında bunu çekeceğim. Nasıl yapıldığını göstereceğim. İçinde 2 tane pizza tabanı var. 5.90 aldım Bim'den. Bir sonraki videoda bunu çekeceğim. İlk önce pizza videosunu çekip eklemeyi düşündüğüm için siz bu videoyu izliyorsanız eğer pizza videosunu çoktan eklemişimdir. Eğer bununla nasıl yapıldığını merak ediyorsanız kanalıma girip onun videosunu da izleyebilirsiniz. Bu arada yulaf lapam pişiyor. Hafif hafif suyunu çekmeye başladı. Birazdan göstereceğim. Piştikten sonra hemen tabağa alıp tadına bakacağız. Kısık ateşte pişiriyorum. Gördüğünüz gibi ilk yaptığıma göre biraz daha koyulaştı. Ufak ufak kıvam almaya başladı ama şu anki hali bizim için yeterli değil. Biraz daha kıvam alması lazım. Bir şey söylemeyi unuttum. Bu aşamadayken biraz baharat eklemeniz gerekiyor. Tuz ekleyebilirsiniz. Onun dışında makarnaya hangi baharatı eklemeyi seviyorsanız onu ekleyebilirsiniz. Ama bence çok fazla karıştırmayın derim. Ben sadece tuz eklemeyi düşünüyorum. Belki böyle tatlandırsın diye çok hafif karabiber ekleyebilirim. O kadar. Baharatlandırma işlemini tabaktan, ocaktan almadan önce hemen ekleyelim. Evet, ocaktan aldım şimdi. Şöyle bir kıvamı oldu. Ya, görüntüsü şu an beni çok cezbetmedi açıkçası. Yalan söylemeyeyim, tadından da çok bir beklentim yok. Aslında daha iyi. Hani çok beklentim olursa, bu sefer beğenmezsem üzücü olur biraz. Şu an bunu tabağa alacağım. Ondan sonra biraz kaşar peyniri rendeleyeceğim ve tadına bakacağız. Şöyle bir değerlendirme yapmak istiyorum. Hem tadına bakmadan önce 10 üzerinden bir puan vereceğim beklentim açısından. Daha sonra yedikten sonra 10 üzerinden bir puan vereceğim. Bakalım ne kadar önyargılı bir insanmışım ve baştaki düşüncelerimle sondaki ne kadar uyumlu oluyormuş, onu görelim.
Evet, makarna tadında yulaf lapamızı tabağımıza aldık. Üzerine biraz kaşar peyniri rendeledim. Artık tadım kısmına başlıyorum. Şimdi puanımı veriyorum. Şöyle görüntüsüne baktım. Ya görüntü olarak güzel oldu şu an üstünde kaşar peyniri rendelediğimiz zaman ama içindeki malzemeleri yapılış aşamasını falan düşündüğümüz zaman ben şu an 10 üzerinden 4 veriyorum. Ondan sonra şimdi bakacağız. Daha önce kanalda denediğim şeyler hep böyle hazır ve lezzetli ürünler olduğu için hiç böyle hep böyle zevkle denedim. Şu an böyle çok videodan soğuttum sizin farkındayım ama çok böyle istekli olarak bakmıyorum tadına. Evet, şöyle kaşar peynirli yerinden az alayım. Bir de bayılıp her gün yapıyormuşum valla. Çok yani komik olurdu. Evet. Bakalım. Belki tuzu az gelmiş olabilir. Çok fazla tuz eklemedim. Hafif böyle karabiber ekledim. Artık bakalım. Gerçekten makarna tadı var. Enteresan bir şekilde. Yani boşuna makarna tadını dememişler. Gerçekten makarna yiyor gibi oldum. Makarnanın sosu gibi şu an bu. Hatta bence hafif bir çok az bir porsiyon makarna haşlanmış olsa bu yapılan yulaf lapasıyla makarna karıştırılsa, bunun içine biraz eklense yani çok daha güzel bir lezzet olabilir. Bu arada artık itiraf etmem gerekiyor. Tabak tabak yemem, belki sürekli yapmam ama 10 üzerinden 4 verecek kadar değilmiş. Tadı gerçekten kötü değil. Yenebilecek kadar güzellikte. Ben şu an videoyu kapattıktan sonra bu kasenin tamamını bitireceğimi düşünüyorum. Özellikle kaşar peynir çok hoşuma gitti. İçerisine farklı şeyler koyarak lezzetlendirebilirsiniz. Lezzetine dediğim gibi ekstra makarna ekleyerek de güzelleştirebilirsiniz. Ya da kırmızı biber olabilir, yeşil biber olabilir, başka hani domates falan da ekleyebilirsiniz. Ekstra lezzetlendirebilirsiniz. Gerçekten şu anki fikrimi söylüyorum. 10 üzerinden 8'e çıktım. Belki birkaç bir şey daha renklendirmiş olsam, birkaç malzeme daha eklesem belki 10 üzerinden 10'a çıkabilirim. Yani beni gayet şaşırttı. Beğenmemiş olsam bu kadar yemezdim. Atardım ne olduğunun içine. Beğenmedim derdim, kapatırdım. Bu konuda emin olabilirsiniz. Beğenmediğim şeyleri açık açık söylüyorum. Ama bence mutlaka denemeniz gereken bir şey. Bu arada şunu eklemek istiyorum. Hani normalde böyle yulaflı şeyler yemeyen biri diyebilir ki tamam da neden makarna yapıyorsun? Niye makarna tadında yulaf lapası yapıyorsun falan diye aklınızdan geçiyor olabilir. Normalde yulaf yiyen bir insan değilseniz. Yulaf lifli bir şey olduğu için çok besin değeri olarak iyidir. Vücuda iyi gelir ve diyet yaparken insanların tercih ettiği bir şeydir. Çok sağlıklı olduğu için. O yüzden farklı şeyler kullanmak yerine mesela normal un kullanmak yerine yulaf unu kullanıyorlar. Gerçi eskisi gibi değil artık, bunu herkes biliyordur ama hani hala kullanmayan varsa diye küçük bir bilgi geçmek istedim. Bir şeyleri yulaf alternatifiyle değiştirdiğiniz zaman onu çok daha sağlıklı hale getiriyorsunuz. Makarna normalde sürekli her gün tüketseniz çok sağlıklı bir ürün değildir. Ama mesela bunu yediğiniz zaman onun yerine çok daha sağlıklı olur. Yani diyet yapanlar için ya da spor yapanlar için, sporcular için ekstra bir alternatif olması açısından bunun videosunu çektim. Yoksa normalde mis gibi makarnanızı haşlayın, üzerine ketçap sıkın, mayonez sıkın, o şekilde yiyin, tabii ki çok daha güzel ama bu ekstra bir alternatif arayanlar, farklı yemek, sağlıklı yemek tercihi arayanlar için bir videoydu. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi bu yulaf lapamı bitireceğim. Ondan sonra ikinci videoma geçeceğim. Pizzamı hazırlayacağım ve mis gibi bir pizza yiyeceğim. Şimdi pizzayla karşılaştırdığınız zaman tabii ki bunun hiçbir lafı olmaz yani. O yüzden bir an önce pizzaya geçmek istiyorum. İşin asıl heyecanı orada. İzlediğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Laflar böyle birbirine karışıyor heyecandan. Tekrar söylüyorum, beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Diğer videolarımı da izlemek için kanalıma girip diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Ayrıca her zaman bana çeşitli sorularınız ya da farklı söylemek istediğiniz şeyler için Instagram'dan yazabilirsiniz. Mutlaka yazan herkese cevap veriyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.